Arkadaşlar merhaba, bugün dünyada ikinci bitirmemi sağlayan maçların devamı. Videoda hızlı bir giriş yapmış olduk. Normalde tekrarları izletip üstüne yorum yapmayı sevmiyorum. Genelde canlı maçlar daha keyifli oluyor. Ama sezonun son saatlerinde maça daha fazla odaklanabilmek için videoda olmuyordum. O yüzden tekrarları izliyoruz. Tabii bundan sonraki maçlar yine canlı bir şekilde olacak. Sezon sonlarında genelde zaten hep aynı oyuncular denk geliyor yüksekteysem. Bundan önce Muhammed Light, Anabam ve Pedro ile yaptığım maçları izlemiştik. Remyeli de onlar kadar zaten kupa yolunda kendini göstermiş bir oyuncu. Ve destesi metada şu an tek diyebilirim. Eskiden çok yaygındı bu deste ama şimdi pek kullanan kalmadı. Klasik madenci destesini daha fazla kullanıyorlar yarı sahayla birlikte. Kraliçe de bu oynarken Remyeli'nin destesine karşı zaten bir tane taktiğim var. Her zaman onu uyguluyorum ve zaten başarılı da oluyor. Aslında rakip için biraz sinir bozucu çünkü sürekli arkadan Kraliçe devi atıyoruz ve rakip Kraliçe devini öldürebilmek için 6 iksirden daha fazla iksir harcıyor. Ve böyle kısır döngüye girmiş oluyoruz. İlla ki bir yerde iksiri azalıyor. Genelde madenci destelerinde rakipler yavaş yavaş kuleye vurarak almayı hedefliyorlar. O yüzden rakibin mızraklı goblini bile kuleye vursun istemiyordum. O da zaten böylelikle çaresiz kalıyor. Ama şu an golem destesi falan oynasam mızraklı goblinin vurmasına izin vermem gerekiyor ki atağa kalkabileyim. Sadece bu deste için söylüyorum. Burada dediğim taktik de işliyor. Bu arada 6 iksir attık. Burada hemen Valkyrie çekmek istedim ama korudum. Rakip Kraliçe devini savunabilmek için 12 iksir atmış. Biz de aşağı yukarı o kadar attık ama en azından kartlarımız yaşıyordu. Ve üstüne hasar da verebildik. Burada anlam veremediğim bir şey yaptı. Kraliçe'yi öldürmek için alev topu attı. Sol tarafa zaten fazla hasar vermemiştim. Sağ tarafta eşitlemek için en azından iksir avantajına geçebilirdi. İlk hatası bence Kraliçe'yi alev topu atmak oldu. Bu da ikinci hatası. Çok agresif oynadı. Büyülü okçuyla kuleye de vurabilmek için en önden attı. Çok fazla iksir zararına geçmiş. Burada süper bir şekilde yakalamışız. İki taraftan da hasar veriyoruz. Hatta sol tarafı neredeyse alıyormuşuz. Burada zaten kaybedeceğini anlayınca direkt atağa kalkmış. Burada tam canlı hayaletimiz gidiyordu. Ben de sol taraftan Kraliçe devini bastım. Zaten şu an iksiri 4. Hiç hasar almamak için çok fazla uğraşmamıza rağmen sağ tarafı iyi indirmiş. O yüzden duvar yıkıcılar bir kere bile gelse kuleye maç zora girebilirmiş. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibimiz ise geçen sezonu 4. bitirdi. Bence gayet iyi bir sıralama. En son köstebek destesini oynuyordu. Yıldırım attığında biraz şaşırdım. Bizim destemize geçmiş. Sezonun son saatlerinde bu desteyle çok rahat kupa kasabildiğim için rakipler de görmüş. O yüzden denemek istemiş herhalde. Uzun zamandır Kraliçe devi oynuyorum ama yanındaki kartları sürekli değiştiriyorum. Ama bu desteği oynarken karşıma aynı deste gelmemişti. O yüzden ben de tecrübesizdim. Burada avcımıza yıldırım atamasın diye soldan kraliçe dağıttım. Ki o an elinde yıldırım bile yokmuş. Döndürüp atabilir diye düşündüm. Aynı şekilde atağa kalktık ama ben iki tarafa da hasar verebilmişim. Burada oyunu kaybettirecek bir hata yapıyor bence. Burada Kraliçe'yi savunma maçta atmak yerine saldırıda kullanabilirdi. Biz daha fazla iksir harcardık. Burada hem iksir karına geçtik hem de elindeki önemli bir kartı oynamış oldu. Onu da oynadığı için rahatlıkla arkadan Kraliçe devini atabildim.
İlk hatayı kayı içi atarak yaptı. Bu da büyük ikinci bir hata. Bu arada hayalet de sol tarafa vurmasın diye balıkçını oraya çektim. Hem avcıyı hem de balıkçıyı yan yana attığı için yıldırım da bayağı bir iş yaptı. Burada aslında bir hata yapmışım. Kayı içiyi daha önden koyabilirdim. Hem de kuleye vurmazdım. Kraliyet devi artı avcı yaptı en önden. Bunun sebebi herhalde büyük ihtimalle benim de avcı atacağımı falan düşündü. Maç gidici olduğu için işte oyuncular genelde riske giriyor. Burada rahat bir şekilde kulesini almışız. Aynı eşleşmeyi oynarken maçlar genelde biraz daha uzuyor. Ama bu maç biraz daha erken bitmiş. Şimdi son maça da geçelim. Son rakip de Brezilya'nın en iyi oyuncularından biri. Böyle deyince aklıma Ronaldinho falan geliyor ama gerçekten bu da Lucas kadar iyi oyuncu. Altın bileti de kazandı bu arada. Dünya finalinde kesinlikle olacak. Zaten şu ana kadar iki tane altın bilet verildi. Biri Muhammed Light'ta, biri de bu Brezilyalı oyuncuda. Bu sene CRL biraz karışık. Yani turnuvalar nasıl oluyor falan pek takip edemedim. Büyük ihtimalle de dünya finaline bu sene gidemeyeceğim. Çünkü turnuvalar dediğim gibi ne zaman oluyor falan takip etmesi zor oluyor. Altın bileti de o turnuvalarda birinci olabilirsiniz, sadece alabiliyorsunuz. Geçen sene daha basitti. Biraz daha karmaşık hale getirmişler. Umarım bir dahaki sene düzelir. Burada hem altın şövalyeyi savunup hem de atağa kalkmak istedim. Burada güzel bir tomluk atmışız. Geçen sezon metada çok fazla madenci destesi vardı. Garip bir şekilde farklı versiyonları çıkıyor ve iş yapıyor. Ama genelde madenci desteleri orta kupalarda pek kullanılmıyor. Oyuncular da şunu düşünüyor. Ben 10 tane madenci atıp kule alacağıma bir tane mega şövalye atar, öyle alırım. Aslında baktığın zaman mantıklı. 2x'e girdiğimizde rakip hasar bakımından önde. O yüzden biraz daha defansif oynadı. Burada altın şövalyeyi sağ tarafa kullanır diye balıkçı attım. Ama o sol tarafa kullandı. Hemen yıldırımı da bastım. Burada iyi yakalamışız aslında. Tomruk artı elektro ruhta tutmuş ama kraliyet devinin canı azmış. Burada yine baskı yapmışım. Ama havanı dönmez diye düşünmüştüm. Rahat bir şekilde döndürmüş destesinden dolayı. Rakip burada ikinci hatayı da yapıyor. Slasher'ı atakta kullanmayı tercih etmiş. Savunmaya yönelik aslında en azından kraliyet devinin canını azaltabilir. Yine çok fazla iksir atarak havanı döndürmüş. Ama ben yine de havanın yarı canı var diye arkadan çıktım. Bu madenci destesine karşı da aynı taktiği yapıyorum. Versiyonları farklı ama genel mantığı aynı olduğu için ben de aynı şekilde atağa kalkıyorum. Yine silahşörü defansta kullanmamış. Burada bu sefer havanın canı kalmadığı için çıktım. Bir öncekinde yarı canı var diye atmamıştım. Burada zaten engel kalmadı. K
Real TV'de iki defa vurmuş. Bu oyuncu başarılı olmasına rağmen yenilgiyi hazmedemiyor garip bir şekilde.